Beyza Özçınar, Semen Önder, Gülçin Yeğen. Evet Beyza. Teşekkür ederim sayın başkanlar, sayın hocalarım ve meslektaşlarım. Şimdi konumuz ince iğne aspirasyon biyopsisinin yorumlanması ama bildiğiniz gibi Bethesda klasifikasyonunu kullanıyoruz bunun için ama bütün maddeleri tabii burada değerlendirmemiz mümkün değil kısıtlı zaman içerisinde. Bazı kritik, hani bizim kafamızı karıştıran ve cerrah olarak patologların desteğine ihtiyacımız olabilecek noktalarda patolog arkadaşlarımızın görüşlerini almak istiyorum ben. 4 tane olgudan bahsedeceğiz. Patoloji raporlarını sadece sonuç kısmına bakıyorum. Semen Hanım'a sormak istiyorum öncelikle. Böyle bir patoloji raporu geldiği zaman kan elemanları düzenli nüveye sahip seyrek tirositler. Ne düşünmemiz gerekiyor? Bu bir yetersiz materyal mi? Ne yapmamızı öneriyorsunuz bununla ilgili? Aslında senin de söylediğin gibi Bethesda klasifikasyonu kullanmak burada aslında en standartize rapor formatı, bizden beklenen bu. Burada sanıyorum ki meslektaşımız zarif bir şekilde yetersiz bir materyal olduğunu ancak yine de atipi ve düzenli nüveye sahip diyerek hani atipi ve olağan dışı bir tirosit görülmediğini söyleniyor. Aslında bu Bethesda kategorisine göre yetersiz. Peki yetersiz materyal olduğunda öneriniz ne? Herhalde bunu bir tekrarlamak gerekiyor. Tekrarlamak gerekirse ne yapmamız gerekiyor? Ne zaman tekrarlamamızı öneriyorsunuz? Var mı böyle bir şey? Çok kısaca aslında pek çok tanım yapıldı ama yetersizin tanımını tekrar yapmak istiyorum. Kalitatif ve kantitatif olarak yeterli olması gerekiyor. Bu da hücresel olarak en az 10-20 hücreden oluşan 5-10 tane hücre topluluğu görmemiz gerekiyor. Çok kanamalı olmaması gerekiyor ve yine fiksatif ve yayma kusuru olmaması gerekiyor. Belli standartta hani yeterli diyebileceğimiz bir IAB bir yayma için. Bunun için de evet eğer tekrarlanması gerekiyor tabii ki belli bir süre sonunda ki bu sürenin biz en az 3 ay sonra olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak klinik ve radyolojik olarak manita şüphesi varsa tabii bu süreden önce tekrarlanabilir. Yani burada aslında topu klinisyene bırakıyorsunuz. Klinisyenin kararına göre eğer radyolojik olarak veya klinik olarak bir şüphemiz varsa o zaman ona göre tekrarının zamanını tekrar değerlendirebiliriz. Ama 3 ay sizin öneriniz. Evet. Diğer bir vakaya geçmek istiyorum. Bu vakada aslında Bethesda'da bizim en çok kafamızı karıştıran vakalardan bir tanesi. Sonuç olarak önemli belirsiz foliküler lezyon olarak sonuçlanmış. Ön planda beninden neoplastik nodül düşünülmektedir. Genel olarak düzenli yapıda olan epitel hücrelerinde yer yer daha iri ve oval nükleosların dikkati çektiği ve hücre bloğuna çalışılan HBM1 epitel hücrelerinde pozitif membranoz boyanma göstermiştir. Yaymalar kolloidden zengin olmakla birlikte hücre bloğunda mikrofoliküler görünüm mevcuttur. Bu bulgularla düşük olasılıkla da olsa başta papiller karsinom olmak üzere neoplazi olasılığı tümüyle dışlanamadığından olgu önemi belirsiz foliküler lezyon olarak değerlendirilmiştir. Bu önemi belirsiz atipi ve önemi belirsiz foliküler lezyon aslında dünkü panelde siz bunun üzerinde çok durdunuz ama bu tip durumlarda bazı arkadaşlar hani çok şey yapıp hani bunu bir ısrarla ameliyat edilmesi gerektiğini düşünen bir takım cerrahlar olabiliyor. Biz ne yapmalıyız burada? Bugün sabah da konuşuldu. Aslında çok ayrıntılı giremeyeceğim ama burada aslında önemi belirsiz atipi derken önemi belirsiz foliküler lezyon, önemi belirsiz atipi aslında birlikte kullanıyoruz. Bunları ayırmamak gerekiyor. Burada bir paternsel atipiden bahsediliyor ki burada mikrofoliküler görünüm derken paternsel atipi kastediliyor. Burada yapılacak şey tabii ki bu kategori kuşkunun kuşkusu kategorisi. Yani foliküler neoplazi kuşkusunun kuşkusu. Dolayısıyla biliyoruz ki büyük oranda benign bir
processi, benim bir olay söz konusu, korkmamamız gerekiyor. Burada aslında raporu raporlayan Pınar ablayla görüşümüz, onunla tekrar bu raporu neden foliküler lezyon olarak, foliküler neoplezi kuşkusu deyip foliküler lezyon olarak yorumladığını sorunca, HBM1 bir dönemler çok fazla bizim güvendiğimiz bir immünoste kimyasal markerdi, papiller karsinomda, ama yalancı negatifliği, yalancı pozitifliği de oldukça yüksek bir marker. Aslında burada ön planda benign non-neoplastik nodül düşünülüyor. Yani Aus fullus kategorisinde aslında benign bir lezyon düşünülüyor. Burada yapılacak şey, eğer tıpkı az önceki olguda olduğu gibi, eğer klinik ve radyolojik olarak bir malignite kuşkusu söz konusu değilse, yine IAB tekrarı öneriyoruz. Yine herhalde bizim için süre 3 ay sonra idealdir. Atipi derken sizi korkutmamak gerekiyor. Bu kuşkunun kuşkusu ve benign bir olay büyük ihtimalle söz konusu. Evet, büyük ihtimal, büyük oranda benign çıktığı için biz de cerrahi olarak, eğer klinik ve radyolojik görüntüler bize çok yüksek oranda malignite düşündürmüyorsa, bunlarda 3 ay sonra biyopsinin tekrarını öneriyoruz. Diğer sorum Gülçin Hanım'a, bu da karşımıza çok sık çıkan ve cerrahi olarak çoğunlukla cerrahi girişimde bulunduğumuz bir patoloji raporu, foliküler neoplazi. Foliküler neoplazi ile uyumlu tarifinde de hücreden görece zengin yaymalarda monomorfik nükleolusları belirgin trositler içeren mikrofoliküller ve düzensiz topluluklar, seyrek koloid diyor. Bu düzensiz tarzındaki kelimeler böyle bizi rahatsız ediyor patoloji raporlarında. Foliküler neoplazide kanser oranı nedir? Ne düşünmeliyiz? Sizin karşınıza daha çok ne çıkıyor bunların ameliyat piyesleri sonrasında? Oranlarınız nasıl? Yani biz de biraz daha seçilmiş vakaları gören bir merkez olduğumuz için bizdeki malignite oranları çok yüksek böyle vakalarda, ama %30 düzeyinde malign çıkmasını bekliyoruz. Burada aslında düzensizden ziyade en rahatsız edici kelime mikrofoliküler patern göstermesi. Ayrıca tanısına hem adenomatoz nodül, yani neoplastik bile olmayan bir tanı giriyor. Foliküler adenom, foliküler karsinom, foliküler varyant papiller karsinom. Burada nükleosları pek papiller karsinomu andırmadığı için ayrıca tanıda biraz foliküler varyant papiller karsinom düşüyor gibi gözüküyor bu görüntüde, bu raporda. O yüzden daha çok foliküler adenom ya da adenomatoz nodül çıkabilir gibi görünüyor bu vaka. Ama %30 bir malignite riski var. Bu azımsanmayacak bir oran. Gene radyolojik bulgularla korele etmek, eğer bir lobda sınırlıysa bu tanı, yani tek bir nodülünüz var, sadece diyelim ki sağ lobda, o zaman sağ lobektomiye gitmekte fayda var, hani o %30'u atlamamak adına. Bir de bir santimden küçükse bir nodül, lütfen iğne sokmayın ona da, kafamız karışmasın. Yani aşırı bir tedaviye gitmeyelim. Frozen önerir misiniz böyle bir vakada ameliyat esnasında? Yani Frozen'da da en fazla %10 ek katkı olabiliyor. Onda da sabah da bahsettik. Eğer ki foliküler varyant papiller karsinom nükleer özelliklerini yakalayabilirsek şanslıyız. Değilsek malignite kriteri sadece kapsül ve damar invazyonu. Sitolojinin yapamadığı şeyi Frozen esnasında da yapamıyoruz. Çünkü nodülün tamamının örneklenmesiyle biz bu tanıya ulaşıyoruz. Bu zayıf karnımız, yani hem Frozen'da hem sitolojide zayıf karnımız gerçekten. Teşekkür ederim. Son vakamız tiroid sol lob nodül iabesinde düzenli foliküler yapılanma gösteren, fokal onkositik değişiklikler gösteren tirositler, kan elemanları, koloidal materyal, kan elemanları arasında benign tirositler, seyrek atipik tirositler demiş. Yorumu da bize bırakmış. Şimdi Hurtle hücreleri veya onkositik hücreler gördüğümüz zaman biz biraz korkuyoruz. Acaba burada bir malignite mi var? Onun için mi biz bu hücreleri gördük? Aşağıda da nodülün takibini önermiş patolog, ama topu aslında cerraha atmış görünüyor. Biz bundan korkmalı mıyız bu sonuçta? Aslında bu raporun tanısı AUS. Yani çünkü seyrek atipik tirositler var diyor. Aslında AUS'a giriyor.
Ama Hurtle hakikaten nedense cerrahların, yani klinisyenlerin tüylerini diken diken eden bir hücre. Onkostik hücre ve Hurtle hücresi aynı hücre. Temelde yaşlanmış bir hücreden bahsediyoruz. Ve yaş arttıkça, yani 70 yaşında bir insanın normal tiroidinde de onkostik hücreleri artmış görürsünüz. Yani normal bir bozulma süreci. Bunu Hashimoto tiroiditinde de görürsünüz. Adenomatoz nodül içinde de görürsünüz. Yani tek başına Hurtle hücresi manite kriteri değildir. Ama ne zaman Hurtle hücresinden korkacağız? Bu raporda deseydi ki yaygın Hurtle hücreleri görülmekte. Lenfoid hücreler yoktur. Yani sadece Hurtle hücrelerinden oluşan bir lezyonsa o zaman bir onkostik neoplezi, Hurtle hücreli bir neopleziden bahsediyoruz. Evet, o zaman onlarda da genellikle bir manine kayma eğilimimiz var rezeksiyonlarda, Hurtle hücreli lezyonlarda. İşte o zaman sizin için bir malin uyarısı olabilir ve bunu opere etmeliyim duygusu uyanmalı. Ama seyrek Hurtle hücresi gördüm dendiği zaman bu hücrelerden korkmayın. Masum hücrelerdir onlar. Atipik Hurtle hücreleri derse mesela patoloji atipik raporunda. Atipik işte bu zaten yapoliküler neoplezi, yani bir neoplezi lafını o zaman biraz zaten. Daha evet dikkat almamız gerekiyor. O zaman yapoliküler neopleziye nasıl yaklaşıyorsanız Hurtle hücreli neopleziye de aynı şekilde yaklaşmanız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.